Herkese merhaba, ben Özgür Kolsan. Rize'de Çayirinde Çaça Kafe'deyiz. Fatih var yanımda, muhteşem muhlamalar yapıyor. Kendi stiliyle, kendi tarzıyla. Bugün de bize güzel bir muhlama yapacak. Merhaba Fatih. Merhabalar, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım. Çok fazla bir ateş vermeden. Orta ateşte. Yani şu anlık öyle. Daha sonra biraz daha kısacağız onu. Evet, tereyağımızı koyalım, eritelim. Evet. Bir püf noktası bu tereyağı. Şimdi muhlamada birkaç tane püf noktası var. Tereyağından başlayalım. Evet, hepsini öğrenmek istiyoruz. Aynen. Şimdi her tereyağı, krema tereyağlar var. Onlarla çok güzel olmuyor. Yayla tereyağı veya köy tereyağısı olması lazım. Yani organik olması lazım kısacası. Şimdi tereyağımız hafif esmerlenene kadar şey yapacağız onu. Daha sonra ayrı bir kaba alacağız birazdan. Şimdi herkes mesela yapıyor, tereyağını eritiyor, unu koyuyor, kavuruyor falan, un yanıyor. Bu sefer yapıyor, yavan oluyor. Tereyağı kayboluyor unun içinde. O yüzden. Tamamen farklı güzel bir teknik uyguluyorsun sen Evet. şu anda. Şimdi ne kadar tereyağı koyduk? Tereyağı ne kadar çok abes olmayacak şekilde koyabilirsiniz. Az da koyan olur, fazla olur. Genelde yoğun tereyağı daha güzel tat verir. Çünkü muhlamanın üzerine onu koyduğumuz zaman orada biraz kısık ateşte bekletiyoruz. Tam içine yoğunlaşıyor. O yüzden takriben ya kişi sayısına göre değişiyor. Şimdi ne kadar gram versek, 50 gram desek az Göz olur. kararı Göz anladım. kararı. Tuzu, şey hep göz kararı. Şu an takriben kaç kişilik bir muhlama Şu yapıyoruz? an takriben 3-4 kişiye yakın bir muhlama yapacağız. Çok güzel. Bakır tavamızda yapıyoruz. Bakır Bakır tava çok tavamız. önemli. Aynen, o da bir püf noktası. Evet, tereyağı çok Bulamayan önemli. teflonda da yapabilir ama bakır olsa daha güzel Tabii olur. ki. Tabii yakın çekim alırsan şu an tereyağı zaten kokuları mis gibi salmaya başladı. Kalitesi Aha. zaten kokusu anlaşılıyor. Zaten tereyağı eğer kalitesiz olsa hemen lif vermeye başlar. Değil mi? Böyle Bu köpük vermez. Köpük verse de böyle içinde lifler oluşmaya. Bak bunda şu anda hiçbir en şekilde bir şey ufak bir yok. şey yok. Tamamen Aynen. pürüzsüz. Yani yapışır zaten. O şey olmayan şuraya yapışır altına. Evet. Bu yeterlidir. Altını Esmerleşti biraz. kapatıyoruz. Şimdi cezveyle ya da bir kaba alacağız şeyi. Elbezi. Heh, şurada var. Şimdi bir püf noktası da geldi, sıra bakalım. Önceden kavurmuş olduğumuz mısır unumuz var. Şimdi mısır unu ham kokusu biraz muhlamanın tadını değiştiriyor. O yüzden önceden teflon tavada kısık ateşte kavurduğumuz Anladım. mısır unumuz var. Kısık ateşte kuru bir şekilde teflon Evet, tavada kuru bir şekilde hiçbir kavuruyorsun. şekilde Nemi yağ tamamen koymaya gidiyor. gerek yok. Hafif hafif karıştırıyoruz. Güzelce kavuruyoruz onu. Şu an bambaşka bir muhlama tarifi görüyorum senden yani. Aynen. Her şeyiyle farklı. Genelde kavurmadan yaparlar. O da biraz mısırın kendi kokusu vardır. Nasıl beyaz buğdayının bir kokusu var, onu yemeklerde kavururuz. Mısırın da kokusu oldu mu güzel olmaz muhlama. Ne kadar her şey organik olursa olsun. Kesinlikle şu an dediğin şeyi tahmin Biraz anlayabiliyorum. da Yani yerken mısır unu tadı kokusu çok baskın aynen. oluyor bazı Evet, baskın muhlamalarda. olur. Bir de şey oluyor. Beyazımsı oluyor yani. Ayırt edemeyen de olabiliyor onu bazen. Daha fazla kavurmamıza gerek yok. Zaten kavrulmuş. Suyumuzu ekliyoruz. Bir püf noktada su. Eğer Evet. buna ılık su ya da sıcak su koyarsak pürtü pürtü kalır. Güzel olmaz. Ne kadar soğuk olursa o kadar değil. Buzdolabından da koyabiliriz yani Tam suyu. tersi yani. Şu an Evet. inanamıyorum yani. Biz tam tersi kaynar su koyuyoruz. Kaynar su koyduğun zaman o mısır ununun tadını daha çok veriyor. Evet. Nasıl çay demleriz? Biz de mesela üzerine çay koyarız. Bazıları çayı koyar, suyu koyar. Öyle değil. Haşlamayacağız mısır ununu. Güzelce. Şimdi çok da suyu fazla koymuyoruz. İlerleyen zaman zaten kendini çekmeye başladı mı tekrardan tekrar ilave ederiz ama soğuk su. Evet. Yani şu an sen bütün ezberleri bozdun. Aynen. Unu kuru kavurdun, yağsız kavurdun.
Soğuk su koydun ve şu an soğuk Bir suyla. de şimdi herkes çocuk maması kıvamına geldiği zaman peynir koyuyor. O da yanlış. Peynirimizi şimdi koyuyoruz. Su soğukken. Peşin peşin. Evet. Su soğukken koymamızın nedeni de şu. Muhlamayı bitirene kadar, yani yapım süresi bitene kadar bu peynir kendini kolay kolay vermiyor soğuk suyla. Ama sıcak su olduğu zaman bir anda kendini veriyor, özelliğini kaybediyor. Bu sefer tel verme şey düşüyor. Bazı peynirler var mesela ayranlı. Onlar hemen ayranlıp kestiriyor böyle. Biz çökelek deriz ona mesela. Çökelek gibi olur. Bu öyle olmayacak. Yani şu an bütün ezberleri bozdum ve her iddiasına varım ki böyle bir muhlama tarifi şu an Aynen. sanırsam YouTube'da ya da bir Evet, internette şu an yoktur. bir Olacağını düşünmüyorum. de altını kısıyoruz. Altını kısacağız kendi kendine. Eğer çok ateş verirsek bu sefer gene peynirimiz erken eriyecek. Daha işlemi biz bitirmeden bu sefer muhlama özelliğini kaybetmiş olacak. Yavaş yavaş kendini vermesi için bırakıyoruz. 5 dakika böyle kendini vermesi Evet, lazım. yani şu an Rize Çayı'nda Çaça Kafe'de gelen müşterinin hepsine muhlamayı bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde Aynen. sunumunu Hatta bize diyorlar niye gerçekleştiriyorsunuz. bu kadar işte bir muhlama sonuçta niye bu kadar geç kaldı falan. Diyorum biz böyle yapıyoruz. Biraz uzun sürüyor bizimki. Güzel oluyor. Eğer zaten biliyorsunuz yemiştiniz daha önceden diyoruz Ya adama, yüzlerce, insanlara. binlerce defa yani belki de. Aynen yemişsiniz ama bu hızlı yaparsak bizim bu meşhur muhlamamız olmaz. Bir 15-20 dakika sürmesi lazım. Manzaramız var diyoruz. İzliyorlar falan. Demek ki bu Rize'nin meşhur muhlamasından ziyade buranın Çaça Kafe'nin meşhur Yani muhlaması zaten olmuş bu un oldu. kavurmasını annem kendisi çıkardı. Çok seri yapmak için yetişmiyor diye. Bir de tavada yanıyor Evet. yaparken. Buna kavurursan küçük tava olduğu için yanıyor. O da yanık kokusu oluyor. O da güzel olmuyor yani. Çok güzel. Yani şu an gördüklerime inanamıyorum. Biraz daha arttıralım. Zaten yavaş yavaş kaynamaya Mayalanmaya başladı. başlayacak, Evet. evet. Evet, zaten Fatih şey demiş, sana çok farklı bir muhlama yapacağım demişti. Yani ne kadar farklı olabilirmiş? Bayağı bir farklıymış yani. Bu kadar farklı olacağını düşünmemiştim. Ya bir de özellikle tereyağı biz mesela yaylada yaptırıyoruz. Kesinlikle makineye de falan çekilmiyor. Direkt Evet. tahta kablarda elle vuruluyor şey tereyağımız. Biraz pahalı ama sonuçta güzel olması için de gerekli yani. Tabii ki olayı bambaşka yerlere götürüyor. Ya tadında da çok aşırı derecede farklılık oluyor. Mesela yağımız bittiği zaman müşterimiz anlıyor ya bunun yağında bir sıkıntı var galiba bu geçen sefer gibi olmadı falan. Tabii o da çok bulunmuyor. Şimdi fabrikadan almıyoruz onu. Zaten o kadar farklı yok. Şu an muhlama çok meşhur oldu. Yani başka şehirlerde de her tarafta kahvaltı menülerinde fix olan bir şey haline geldi. Yani yediğin zaman zaten başka yerlere direkt o şeyi fark ediyorsun. Tereyağının ne kadar yavan olduğunu, lezzetinin ne kadar yavan olduğunu görüyorsun. O yüzden zaten bir şeyi yerine yemek bu kadar önemli. Evet. Biraz daha peynir eklemek istiyorum buna. Tabii ki. Boğaz köprüsü yapalım o zaman biz. Yapalım. Peynirimiz de Rize kolot peyniri. Tek peynir olsa daha güzel olur. Çünkü kolot peynirin bazıları ayranlı çıkıyor. Kesiklik yapabiliyor. Tel peynir yani. Bu da Kaşar önemli bir peyniriyle detay. olmaz. Bak, eski kaşarla yapıyorlar, olmaz. Normal piyasada satılan tam yağlı tel peyniri. Evet, tel peyniri tam yağlı. Hafif eskimiş olsa daha güzel olur. Yani hafif küflü deriz. Biraz daha o şeyini. Evet, küfün üzerine sadece az bir şey yıkadıktan sonra Rayası daha güzel olur, böyle evet. güzel, yani mesela yayladan aldığımız peynirlerle sadece şu kadar bir tutam koysak bile yetiyor. Ama bu yayla zamanı bittiği için şu anda elimizde o peynirimizden yok. Bu da tel peyniri de güzel tel verme şeyi var. Tam şey diyorlar, boşmerli uygulama, değil mi? Aynen. Şimdi o zaman birkaç çeşit var. Kuymak var mesela. O kuymakta hiç su kullanılmaz. Sadece süt kaymağıyla biraz da sütünden alırlar. Süt kaymağıyla yapılır. Yağ yerine de kaymağı kullanırlar. Ha Yayla şimdi peyniri. Ama mühim olan, en mühim olan bence mısırının kavrulması.
Misyonun kavraması. Bir de bu soru her tarafta karşımıza çıkıyor. Kuymak mı, muhlama mı? Muhlama öyle olur, kuymak böyle olur. Oradaki Evet. fark bu yani. Aradaki fark birinin suyla, birinin sadece su kullanmadan süt kaymağı ile, yani sütle beraber kaymağı ile yapılıyor. Tamamdır. Tereyağı yerine kaymak kullanılıyor. Ama ister şeye göre tereyağı da eritip üzerine ilave edebiliriz yani. Yani bu bitmek bilmeyen tartışmanın da sonunu getirmiş olduk bu sayede. Evet, mu yerine de mı kullan. O da değil. Muhlama. Evet, muhlama, aynen. Bizim eskiden muhlama derdi. R ile. Aynen. Biz muhlama diyoruz. Bazıları da muhlama diyor ama muhlama değil yani. Karadenizler kesinlikle zaten muhlama diyor. Aynen. Yayla peynirimiz olsa bu daha hiç aza biter verir. Yayla sezonu kapandı zaten. Yani sezonda hep yayla peyniriyle, yayla yağıyla yapıyoruz. Şimdi muhlamamız olmuş durumda. Yağla Aynen. buluşturacağız Şimdi yağla yapmamızın nedeni içinde olan peyniri tam ortaya topluyoruz. Yoğunlaşıyor, her tarafa dağılmış şu anda. sanırsam. Tereyağını döktüğümüz zaman tam ortaya geldiği zaman daha çok tel veriyor. Tel şeyi, peyniri, bütün peyniri ortasına topluyor tereyağı. Olay bu. Muhteşem. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi daha Ben tuz dokunmuyoruz. koymadım. Tuz koymam nedeni de herkes isteğine göre tuz koyuyor. Şimdi kaşığı gördükleri zaman 3 kaşık 4 kaşık fazla kaçırmasın. İsteğe göre, yani ne kadar sen tuzu seviyorsun yiyecek olan kişi Ki zaten peynirde de tuzunu, tuz oluyor. tuzuna tuz oluyor. Yağda Ona da göre tuz oluyor. ayarlasın diye tuz şu anda kullanmadık. Tarifimiz bu kadar. Bitti Evet. yani. Teşekkürler. Tamam. Afiyet Kanalımıza olsun. abone olmayı unutmayın. Fatih'in muhlamasını yolunuz düşerse muhakkak gelin tadın bambaşka bir muhlama yapıyor. Afiyet olsun.